uçaklarımızın o bölgedeki icra ettiği yine akıl almaz büyük bir ihtimalle de dünyada daha sonra nasıl yaptınız diye konuşulacak sortilerine bakacağız. Pilot bu hedefi görüyor. Belli bir mesafeden hedef tespitini yapmış. Ona göre dalış açısını planlamış. Profesör Doktor Mesut Akıcı'nın aynı zamanda eski bir savaş pilotu. Afinden gelen bu görüntüyü o da diğer askeri otoriteler gibi hayranlıkla izledi. En büyük riski de göze alaraktan tüm hedefleri vurabileceğini göstermiştir. Afîn'deki teröristler bir dağın altını silah ve mühimmat deposu haline getirmiş. Pilota verilen görev o depoyu yok etmek. Ama bir sorun var. Depo dağın altında. Yani yukarıdan bırakılacak bomba işe yaramayacaktı. Pilot için çılgınca bir harekete girişmekten başka bir seçenek yoktu. Buradaki yaklaşması açısı bu pilotun inisiyatifiyle kalmıştır. Çünkü e, pilot demek karar verebilen, inisiyatif sahibi artı riski göze alabilen insandır. Kahramandır yani. Herkesin yapabileceği bir meslek değil. Bu riskli manevra için öngörülen sürede son derece sınırlıydı. Öyle ki saniyeler içinde her şeyin olup bitmesi gerekiyordu. Tehdit süresi 30 saniyenin altında. 30 saniye içerisinde karar vermesi gerekiyor. 30 saniye sınırı fazlasıyla önemliydi. Yoksa çok büyük bir risk söz konusuydu. Bir de füzenin blast etkisi var. Zamanında kaçınmayı yapamazsa kendi füzemize kendimizi vurur. Ve harekete geçme zamanı geldi. İlk iş olarak insansız hava aracı o deponun ağzına yani vurulacak yere lazerle işaret koydu. Bu atılan bomba özel L laser guiding bomb dediğimiz lazer güdümlü bomba, ısı güdümlü bomba kullanıyoruz. Bundan sonrası o isimsiz kahramana F-16 pilotuna aitti. Ateşlemeyi yatay olarak yapması gerekiyordu. Deponun ağzını tam görebilmek için hızla alçaldı. İnanması güç ama yerden sadece 20 metre yüksekteydi. Yani neredeyse toprağa değecekti. <laughs> Bu büyük diske rağmen her şey yolunda gitti. Yatay olarak ateşlenen füze tam isabetle hedefi vurdu. Öyle ki tepenin arkasına açılan diğer girişten de dumanlar yükseldi. Bu bana göre kartalların yuvaya yeni dönmesiydi. Bu hareket onu gösterir. <laughs>